Sevgili dostlarım, sevgili bayanlar merhabalar. Ben Işık abla. Sizlerle beraber olmak çok güzel ve yeni bir programda beraberiz. Programımızın ismi Kralın Kızları. Beyler kusuruma bakmayın, bu program bayanlar için. Biz bugün bayan bayana konuşacağız. Siz aramızdan çekilin. Biz rahat rahat eğlenerek, mutlu olarak, sevinçle coşarak Rabbimize kalbimizi açacağız. Ve kalbimizden neler geçiyor, neler birbirimize söylemek istiyoruz paylaşacağız. Her zaman söylediğim gibi sizi Tanrı'nın sevgisiyle kucaklıyorum. Çünkü Tanrı sevgidir, sizi seviyor. Bayanlar sıkı durun. Çünkü biz Tanrı'nın bize verdiği gücü almak istiyoruz. Onun bize vermek istediği sevgiyi almak istiyoruz. Çünkü onun gücüne, onun sevgisine ihtiyacımız var. Belki bugün siz bu programı ilk defa seyrediyorsunuz. Sevgiye susamışsınız, sevgiye ihtiyacınız var. Kırık bir kalbiniz var. Rab bugün size diyor ki kızım, gel benim kızım ol, gel benim evladım ol, gel kralın kızı ol. Ben seni değiştireceğim, senin kalbini yenileyeceğim, hayatını yenileyeceğim. Bende yeniden doğacaksın, hayata cesaretle bakacaksın. Ve senin hayatında öyle güzellikler yapacağım ki sen bile inanamayacaksın. Beklediğinin, düşlediğinin, hayal ettiğinin üzerinde görkemli harikalar yaratacağım hayatında. Belki diyorsunuz ki ah Işık abla nerede? Benim kalbim o kadar kırıldı ki, o kadar hatta parçalandı ki. Beni kullandılar, bir paçavra gibi attılar. Ya da hizmetçi gibi kullanılıyorum evde diye yazanlarınız var. Öyle söylüyorsunuz belki bugün. Nerede? Ben kim? Kralın kızı olmak kim? Ben kim? Tanrı'da değerimi bulmak kim? Hayır öyle demeyin. Rab diyor ki insanlar için bu imkansızdır. Ama benim için imkansız hiçbir şey yoktur. Eğer inanırsan, eğer iman edersen, eğer istersen ve bana gelirsen benden alacaksın. Çünkü ben senin hayatını değiştirmek istiyorum. Ben sana sevgimi vermek istiyorum. Seni sevgimle, hatta diyor ki Rab bugün size, sevgimle seni şımartmak istiyorum. Kaçınızın, ben dahil olmak üzere, sevgiyle şımartılmaya ihtiyacınız var. Sevgi yağmuruna, sevgi yumağının içine girmeye ihtiyacınız var. Ama ben bugün diyorum ki size önce değerinizi bilin. Pek çok bayana gidiyorum, diyorum ki özellikle genç kızlara da, ne kadar güzel olduğunu biliyor musun? Ne kadar güzel olduğunu biliyor musun? Hemen ey Işık abla teşekkür ederim, bu senin kalbinin güzelliği. Hayır, ne kadar güzel olduğunu biliyor musun? Pek çoğu bana cevap veremiyorlar bile, düşünüyorlar, yüzüme bakıyorlar, teşekkür ediyorlar. Ama gerçekten inanmıyorlar. Pek çoğunuz inanmıyorsunuz güzel olduğunuza. Değerinizi bilmiyorsunuz. Çünkü kendinizi Tanrı'nın gözlerinden görmüyorsunuz. Eğer kendinizi bugün Tanrı'nın gözlerinden, sizi Yaradan'ın gözlerinden görseniz, bütün o düşündüğünüz kusurlar, bütün o dertleriniz ya da dış görünüşünüzle ilgili değiştirmek istedikleriniz hepsi geçecek, kaybolacak hayatınızdan. Ve ben bugün size diyorum ki Tanrı'nın gözünden bugün nasıl göründüğünüzü bilin. Nasıl göründüğünüzü görün. Onun gözlüklerini takıp bakın. Önce başlamak istiyorum. Tanrı kadını nasıl yarattı? Biz o kadar değerliyiz ki bayanlar Tanrı'nın gözünde. Belki pek çok erkek ya da şöyle söyleyeyim maço, yobaz, dindar kadına değer vermiyor olabilir. Ama Tanrı bize o kadar değer veriyor ki biz hepimiz hiç umurumda değil manken kadar güzel olanlarınız olsun ya da kendini güzel olarak görmeyenleriniz olsun. Çünkü güzel olmayan kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Umurumda bile değil nereden geldiğiniz, nasıl kendinizi güzel buldunuz Tanrı hepimizi özene, bözene yarattı. Diyoruz ya Tanrı'nın özenerek yarattığı kız. Şuraya bak ne güzel. Hepiniz öylesiniz. Teyzeciğim belki bugün 80 yaşındasın ve ben sana diyorum ki sen bugün kralın kızı olabilirsin. Ve sen bugün göksel babanın, seni yaratanın gözünde güzelsin. Sen güzelsin. Çünkü onun yarattığı bir esersin sen. Bak ayet ne söylüyor? Ne kadar önemli. Tanrı'nın bize ne söylediği ne kadar önemli. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor Yuhanna 1:12. Biz ona iman ettiğimiz zaman onun İsa Mesih'in ruhani oğlu sayesinde biz de Tanrı'nın kızları oluyoruz.
Biz de Tanrı'nın evlatları oluyoruz. Kapı açılıyor bize, imkan tanınıyor. Bir şans daha veriliyor bize. Tanrı'nın çocukları olma şansı veriliyor. Eğer bugün siz iman ederseniz Tanrı'nın kızı olacaksınız. Kralın kızı olacaksınız. Babanızın kim olduğu, biyolojik olarak babanızın kim olduğunun hiç önemi yok. Bugün Tanrı size onun kızı olma imkanını veriyor. Bakın başka bir ayet daha ne söylüyor? Adem ve Havva'dan bahsediyoruz değil mi? Yaratılış 1. bölüm şöyle söylüyor. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Kendi suretinde yarattığına göre her insanı, her birinizi çirkin güzel diye bir ayrım yok. Hepiniz onun yarattığı güzelliklersiniz. Canlarım benim. Böylece insan Tanrı suretinde yaratmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Ve daha sonra Yaratılış 2. bölümde görüyoruz. Sonra Tanrı diyor ki Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümünü topraktan yaratmıştı. Onlara ne ad vereceğini görmek için hepsini Adem'e getirdi. Sonra ayet diyor ki 2. bölüm Yaratılış kitabında 21. ayet. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Bir hediye, kadın bir hediye, bir armağan, erkeğe verilen, hayata Tanrı'nın yarattığı dünyaya verilen bir armağan, bir hediye kadın. Ve acaba siz bugün bu hediyeyi nasıl görüyorsunuz? Bu hediyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tanrı'nın verdiği bu hediyeye nasıl bakıyorsunuz? Kendiniz dahi olmak üzere ne gözlerden, nasıl gözlerden görüyorsunuz bu hediyeyi? Ben size sormak istiyorum. Ve daha sonra ayet şöyle söylüyor. Adem diyor ki işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. Bakın eğer erkeklere sesleniyorum dinliyorsanız. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Çünkü daha günah aralarına girmemişti. Daha günah dünyaya gelmemişti. Düşünün. Her şey kadın, bugün bayanlar değerinizi bilmenizi istiyorum. Her şeyi Tanrı yaratıyor. Gökleri yaratıyor, yeryüzünü yaratıyor, balıkları yaratıyor, kuşları yaratıyor. Adem'i yaratıyor ve diyor ki ben daha ileri bir güzellik yaratabilirim. Ben daha büyük bir hediye verebilirim yarattığım bütün kainata. Ve her şey yaratıldıktan sonra Tanrı diyor ki İşte kadın, kadının bütün bu kadın hiçbir bu yaratılan işlerde bugün çalışıyorsunuz, el emeğiyle işler yapıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ama Tanrı kadını öyle yaratmıyor. Tanrı her şeyi yarattıktan sonra kadına diyor ki, işte yürü, cennet bahçesine gir, her şey yaratılmış. Sen yürüyüp gireceksin, sen benim en son yarattığım, en büyük, en muhteşem güzelliksin. Bugün belki yüzünüzde, burnunuzda, bacaklarınızda, şuranızda, kalçanızda, elinizde, budunuzda problem buluyorsunuz. Kusur arıyorsunuz ve diyorsunuz ki şuramın düzeltilmesi lazım. Buramın düzeltilmesi lazım. Ve Rab size diyor ki her şeyin ne, her halin ne güzelsin şarkıda olduğu gibi. Her şeyin ne, her halin ne güzelsin. Kusur bulmak güç sende, güç sende. Çünkü ben seni yarattım diyor Rab. Her şeyin ne, her halin ne güzelsin. Düşünün ve bugün Rab kalbinize duygusal şifa vermek istiyor. Belki size öyle yalanlar söyledi ki iblis.
başkalarının ağzından konuşulan yalanlar söyledi size. Belki size dedi ki, şu burnunun haline bak, karga burunlu. Böyle bir tanıdığım bayan var, daha doğrusu arkadaşımın arkadaşı. Son derece güzel bir bayan. Muhteşem, gerçekten Tanrı özene bözene yaratmış bayanı. Fakat burnunda, burun kemiğinde bir çıkıklık var. Karga burun, evet. Ama o haliyle güzel. O haliyle endamı olan bir bayan. Son derece hoş bir bayan. Ama ne yapıyor? Gidiyor burnunu düzelttirmek için estetik ameliyatı oluyor. Ameliyata giriyor ve o mükemmel bir domuz burnu koyuyorlar. Burun deliklerinin içine kadar görülebilen bir burun yapıyorlar ona. Ve şöyle baktığım zaman o eski güzelliği, eski karakteri, eski manası yüzünün yok. Eskiden baktığım zaman o karakter, o kişilik yüzünde okunan yok. Neden? Çünkü Tanrı onu o şekilde özene bözene yaratmış. Ayet diyor ki, Tanrı bize diyor ki ayette, beni her şeyini seveceksin. Her şeyini seveceksin. Her şeyini aklınla seveceksin. Beni diyor kalbinle seveceksin. Bütün varlığınla seveceksin beni. Ve komşunu kendin gibi seveceksin. Ama insanlar birbirlerini niye sevebiliyorlar biliyor musunuz? Çünkü kendilerini sevmedikleri için. Ve ben bugün narsist bir bakış açısından kendine aşık olan insanlardan bahsetmiyorum. Size söylemiyorum. Ay kendinize aşık olun. Ay aynaya bakın. Eğer demeniz gerekiyorsa değil ama. Yani biliyorsunuz hepiniz böyle aynaya baktığınız zaman aman ne kadar da güzelim. Bu kibir, bu gurur. Tanrı bizim bu kadar da güzelliğimize odaklanmamızı istemiyor. O istiyor ki güzel olduğumuzu bilelim. Onun tarafından sevgiyle yaratıldığımızı, sevildiğimizi bilelim. Ve o sevgi bize güzel olduğumuzu hissettirsin. Düşünün, koşulsuz şartsız bir sevgi. Öyle bir seviliyorsunuz ki, öyle bir sevgi yumağının içindesiniz ki, o sevgi zaten size kendinizi güzel hissettiriyor. O sevilmek. Eğer bugün sevilmiyorsanız, aşağılanıyorsanız, hor görülüyorsanız, ya bırak ya sen kimsin işte şu model kim ya da şu film yıldızı kim diye aşağılanıyorsanız ya da kocanız başkalarına bakıyorsa, başka bayanlara bakıyorsa o zaman tabii ki siz kendinizi eksik hissediyorsunuz. Tabii ki siz kendinizi güzel hissetmiyorsunuz. Bunun içinde ruhsal, bunun içinde duygusal şifaya ihtiyacınız var. Canlarım benim. Eğer bugün Rab size konuşuyorsa ve diyorsa ki ben senin başkalarını kendini sevdiğin gibi sevmeni istiyorum. Ama önce kendini sevmeyi öğreneceksin. Ve kendini ancak sevmeyi benim sevgimi alırsan başarabilirsin. Kendini ancak sevmeyi benim sevgimi kabul edersen, benim kızım olursan, kralın kızı olursan anlayabileceksin. Belki filmlere bakıyorsunuz, dizi filmlere bakıyorsunuz. Görüyorsunuz aşkları. Hepsi yalan. Hepsi yalan. O dizilerde gördüğünüz hayaller, aşklar, romantizmler bunların hepsi yalan. Rab Tanrı sizi yaradan size öyle bir romantizm vermek istiyor ki hiçbir erkeğin veremeyeceği. Hiçbir kimsenin sizi kendinizi güzel hissettiremeyeceği kadar. Çünkü onunki olağanüstü bir sevgi. Tanrısal bir sevgi. Ve size öyle bir sevgi vermek istiyor bugün Rab. Diyor ki sen benim sanat eserimsin. Ve güllere bakıyorsunuz her gülün bir dikeni var. Sizin de dikenleriniz var. Ve Rabbin kızı olduğunuz zaman... Kralın kızı olduğunuz zaman Rab sizi dikenlerinizden temizlemeye başlıyor. Ve bütün bu yaşantımız sürecinde, bütün bu hayatımız sürecinde o bizi mükemmelleştiriyor, güzelleştiriyor değil mi? Dış güzelliğin hiçbir önemi yok. İç dünyanız güzel olmadıktan sonra. Her kadın cazibesiyle bir erkeği 15 dakika avutabilir. Bilemediniz yarım saat ama... Karakterdir, kişiliktir, huydur, iyi huydur.
o kadını güzel yapan 1 sene, 2 sene, 10 sene, 20 sene, 100 sene. O güzellik geçer. Her gün aynı şeye bakın, aynı resme bakın, aynı yemeği yiyin. O güzellik geçer biter. Onu güzel kılan, o güzelliği devam ettiren insanın iç güzelliğidir. İşte içimizde o dikenler var. Dışımız ne kadar güzel olursa olsun, içimizde eziklikler var. İçimizde özlemler var. İçimizde aşağılık kompleksleri var. Kendine güvensizlikler var. Kıskançlıklar var. Sorunlar var. Ve bugün Rab diyor ki, ben eğer bana gelirsen, yeniden doğarsan, kaç yaşında ol o hiç önemli değil. İstersen 90 yaşında ol, istersen 15 yaşında ol. Bugün yeniden doğabilirsin. Sana yeni bir hayat vereceğim. Bu yeni hayatta kralın kızı olacaksın. Bu yeni hayatta tamamıyla yeniden yaratılmış bir güzellik, bir sanat eseri olacaksın. Sana böyle bir hayat vermek istiyorum diyor Rab. Bugün eğer kralın kızı olmak istiyorsanız, İsa Mesih'i kalbinize bir dua ile davet edin ve deyin ki, ben senin kızın olmak istiyorum bugün. İsa Mesih benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Kanını benim günahlarım için akıttığını kabul ediyorum. Gel kalbimde yaşa. Bana yeni bir hayat ver, yeni bir başlangıç ver. Bütün günahlarımdan arındır beni. Ve bana göster beni nasıl gördüğünü senin gözlerinden Yüce Tanrım. Seni bugün kalbime davet ediyorum. Ben de bugün Işık ablanın söylediği gibi Tanrı'nın kızı olmak istiyorum. Kralın kızı olmak istiyorum. Eğer bunu söylerseniz İsa Mesih'i diri adıyla dua edip amin derseniz Tanrı size yeni bir hayat vermiş oluyor. Ve size yeniden bir başlangıç veriyor. Kalbinizi değiştiriyor. Hayatınızı değiştiriyor. Duygularınızı değiştiriyor. İsteklerinizi değiştiriyor. Sizin bugün yeniden doğmaya ihtiyacınız var. Ve eskiden insanların ne kadar içinize kötü tohumlar ektiğinin hiçbir önemi yok. Belki son derece babanız, benim babam olduğu gibi beni görüyor. Eskiden şöyle der, inek gibisin kızım, şu haline bak. Şiştin, şiştin, şiştin. Ne kadar şişko oldun, şuraya bak, olur mu böyle? Habire yiyorsun. Halbuki yememin sebebi duygusal açlık. Duygusal açlığımızı yiyecekle tatmin etmeye çalışıyoruz. İstediğiniz kadar pastaneyi yeseniz, börekçiyi yeseniz, fırını yeseniz doymuyor içimizdeki açlık. Doymuyor. Ne kadar alışverişe giderseniz gidin, ne kadar kıyafet alırsanız alın, bitmiyor o içinizdeki susamışlık. Hep o içinizdeki açlığı başka bir şeylerle tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Ve bugün Tanrı size diyor ki, hayır, sadece ve sadece benden sevgiyi alacaksın. Ben senin sevgi kaynağın, şelalen olacağım. Düden şelalesi gibi biliyorsunuz, Düden şelalesi. Nasıl akıtıyor suları? Baktığınız zaman bile insanın içine bir huzur, bir sevinç geliyor o şelaleyi gördüğünüz zaman. Ve Tanrı diyor ki bugün sana öyle sevgi akıtacağım hayatına. Şelale gibi, Düden şelalesi gibi. Eğer beni seçersen, eğer bana gelirsen, eğer bana kederlerini verirsen ve kralın kızı, beni en büyük kral görürsen, ve kralın kızı olmayı kabul edersen. Çünkü pek çoğunuz ezilmişsiniz. Pek çoğunuz acı çekiyorsunuz. Pek çoğunuz üzüntü içinde yaşıyorsunuz. Bir gün belki kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama bir haber geliyor. Hemen ayağınızın altından halıyı çekmiş gibi hissediyorsunuz. Belki düşmüyorsunuz fiziksel olarak. Ama ruhen çöküyorsunuz. Pek çoğunuz çabuk yaşlanıyorsunuz. Neden? Hayatınızdaki streslerden, acılardan, çektiğiniz dertlerden, üzüntülerden, yıllardır bekleyip bir sonuca varmayan ilişkilerden, düzelmeyen evliliklerden acı çekiyorsunuz. Ve güzelliğiniz, gençliğinizdeki gençliğin verdiği güzellik bile gölgeleniyor. Çünkü çabuk yaşlanıyorsunuz. Çünkü huzurunuz yok. Belki bugün bu programı seyrediyorsunuz ve gece başınızı yastığa koyuyorsunuz, gece yarısı kalkıyorsunuz.
aynı düşünce, aynı üzüntü. Ve hiçbir çare yok. Ama bugün Tanrı diyor ki, ben senin hayatını değiştireceğim. Belki çevrendeki olayları değiştirmeyeceğim. Çünkü çevrendeki olayları seni ruhen büyütmek için kullanacağım. Seni daha çok kralın kızı olarak güçlü yapmak için kullanacağım. Çevrendeki olayları kullanacağım. Seni bir hamur gibi yoğurmak için. Sana yeniden şekil vermek için. Seni değiştireceğim. O olaylarla. Ama o olayları değiştirmeden, hayatında mucizeler yaratmadan senin kalbini değiştireceğim önce. En büyük mucize bu. Kalbinizin güzelleşmesi, kalbinizin temizlenmesi ve İsa Mesih'te aklanmanız, imanla aklanmanız. Yaptığınız işlerle değil. Belki çok bereketlisiniz, çok beceriklisiniz bugün. O 5 parmağında 5 marifet, 10 parmağında 10 marifet. Ay yaptığı dolmalara bak, şöyle parmak gibi soruyor dolmaları. Ufacık ufacık hepsini yapıyor. Nasıl yapıyorsun ya Leyla Hanım? Olmaz böyle güzel dolmalar. Şu kısırı nasıl yapıyorsun, senin gibi yapamıyorum. Şu pilavı nasıl yapıyorsun? Ay keki nasıl kabartıyorsun? Belki bugün değerinizi onlarda buluyorsunuz. Ama Rab diyor ki bırak işlerden değil. Benim kızım olmandan gelecek değerin. Hep kendinizi belki ispat etmeye çalışıyorsunuz bir alanda. Ay nasıl dikiş dikiyor? Ay nasıl örgü örüyor? Ay nasıl evi temizliyor? Pes vallahi pes. Ay tü 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 tü. Hayır. Siz değerinizi Rab'de bulduğunuz zaman, belki bir gün iyi yemek pişirmediğiniz zaman, belki bir gün çorbanın tuzu eksik olduğu zaman, hata yaptığınız zaman ya da birisi size gelip sövdüğü zaman, küfrettiği zaman sizi etkilemeyecek. Çünkü siz değerinizi biliyorsunuz. Kim olduğunuzu biliyorsunuz kralın kızı olarak. Altın yere düşse değerini kaybeder mi? Tenekeyi parlatsan çeyrek altın eder mi? Altın. Siz altınsınız Tanrı'nın gözünde ve çamura düşmüşsünüz. Acılarla, dertlerle, pisliklerle, çirkefliklerle, iftiralarla boğuşmuşsunuz. Sırtınızdan bıçaklanmışsınız. Ve bugün Rab diyor ki sen benim altınımsın. Belki seni teneke parçası olarak görüyorlar başkaları ama ben seni yarattığım eserim altın olarak görüyorum. Hatta altından daha değerli görüyorum. Ve sen belki yere düşmüş, tozlanmış, çamura bulanmış olabilirsin ama ben alırım o altını. Yaparım, temizlerim. O yine altındır. O asla değerini kaybetmez. Ve senin bugün bir kralın kızı olarak değerini bilmeni istiyorum. Ve belki bu değeri bilmek dahi bile senin elinde değil. Çünkü bir taraftan inanmak istiyorsun ama kalbinin bir parçası kralın kızı olduğuna veya olabileceğine inanmak istemiyor. Ve Rab bugün diyor ki onu dahi, o imanı dahi, kralın kızı olma imanını dahi ben sana bugün verebilirim. Tek yapman gereken şey inanmak. Tek yapman gereken şey ibadet etmek. Ve demek ki ben bugün, söyle, ben bugün kralın kızı olmak istiyorum. Ben bugün senin kızın olmak istiyorum. Bunu söyle. Beni yaradan, seni gerçekten tanımak istiyorum. Seni gerçekten bilmek istiyorum. Bana kendini göster. Bana kendini açıkla. Ve benim kendimi ister aynaya baktığım zaman, ister kendimi düşündüğüm zaman, kendimi senin gözlerinden görmek istiyorum. Başkalarının gözlerinden değil. Burnumun eksikliği, yamukluğu değil, bacaklarımın kalınlığı, şişkoluğu değil, yüzümdeki sivilceler değil, saçımdaki beyazlar değil. Kendimi senin gözlerinden görmek istiyorum. Ve bugün dua edin, deyin ki sevgili bayanlar, dostlarım, arkadaşlarım benim, bugün Tanrı'ya deyin ki kendimin değerini bilmek istiyorum, sendeki değerimi bilmek istiyorum. Bugüne kadar bilmedim ama bundan sonra değerimi
kralın kızı olarak kibirle değil, değerimi bilerek yaşamak istiyorum. Ezikliklerle, aşağılık kompleksleriyle, üzüntülerle, kendimi aşağı görerek, söylerek değil. Kendimi senin gözlerinden görerek, senden sevgi şelalesinden içerek yaşamak istiyorum.